Got a head of fiery hair and a turbocharged backpack. The genius sisters use him like a lab rat. A neat freak dad at home, a super busy mom. The boy's best friend is a talking dog. That's right. Three extreme genes and an air-breathing shark. Mega action game controller skating in the park. A pharaoh booster bling bling, what do we make of this? Johnny Test. This is the life of a boy named Johnny Test. Johnny Pataküte Porsuküç'e karşı. Çocuklar, babanız ve ben yeni bir ebeveynlik çalışmasına başlıyoruz. Artık büyüdüğünüz için size daha olgun ve yaşınız gereği davranmak istiyoruz. Johnny son 4 saat içinde hiçbir şey kırmadı ve kızlar aile bütçemizi yeniden iyi bir konuma getirdiği için... Yatırımımızı sıcak su havuzuna yaptık. Sıcak havuz mu? Büyük çömeklere benzer. Havuz bizim için tatlım. Ama aynı zamanda kalan paramızla kızların durmadan yalvardığı hayvan plazmalarını da aldık. Muhteşem! Ve Johnny, sana da bir Pataküte Porsuk 3 video oyunu. Yaşasın! Fakat bunları bir şartla vereceğiz. Sizden sorumluluk sahibi çocuklar gibi davranmanızı bekliyoruz. Ve biz havuzumuzdayken de sakın yaramazlık yapmayın. Hoşçakalın. Johnny, harika gidiyorsun. Aferin. Şşt, burası zor kısmı. Yumrukla şu kutulara bebek. Bonus puanlar için arkadakileri vurmak gerekiyor. Canavar ejderha, ağzından çıkan alevlere dikkat. Gidiyorum. Vuralım. Vur. Sonraki seviye. 16. seviye. Porsuğun şimşek gücünü bulması lazım. Ha işte hadi. Aferin. Evet. Sonuncu seviyedesin. Doktor Batak Bey'in bacaklarını vurursan bataklığa gömülür. Hadi bakalım. Başarıyorsun hadi. Bir bacak vuruldu. Bunu ödeyeceksin Porsuk. İki bacağı daha vurursan Doktor Batak Bey'ini yok edip oyunu kazanacaksın Johnny. Ve üç canın da hala duruyor. İki canın kaldı. Üzüldün mü? Yok. Bir canın kaldı. Gitti. Oyun bitti. Kaybettim. Şu kötü Doktor Batak Bey'le gününü göstereceğim. Hadi bilgisayara. Birkaç Pataküte Porsuk şifresi. Şifre kaydı yok. Ay, oyun daha çok yeni ya. Oyun cingözleri henüz hileleri yüklememiş. Laboratuvara. Hey. Hadi bir oyun oynayalım. Adı da oyun sistemime gir ve şifreleri kır olsun. Ve böylece Pataküte Porsuk 3'ü tamamlayın. Tabii ki hayır. En son teknolojiye sahip bir program üzerinde çalışıyoruz. Bu biyonik ötesi yaylı ayakkabılar mı? Hayır. Bu topaç gibi dönen bir kemer mi? Başımızdan Johnny. Yoksa bu elmas taşlı lazer geçirmez yelek mi? Çok kızışı bir şey bu. Eğer çok bilmek istiyorsan söyleyeyim. Bir ıslak kuru dönüştürücüsü yazılım programlarını değiştirerek nesneleri gerçek canlılara dönüştürüyor. Programın kontrolümüz dışına çıkıp annemle babamı korkutmasına izin veremeyiz. Çünkü güvenilir olmak zorundayız. Dijital bir salyangoz tasarlamıştık. Dönüştürücü de bunu canlandıracak. Bilgisayar şifresi kırma nesne dönüştürücü. Dönüşüyor. Dijital salyangoz dönüştürülüyor. Evet, ıslak kuru sürecini geçtik işte. Şimdi bakalım salyangoz gerçek bir salyangoz gibi tepkiler verebiliyor mu? Ve siz dışarı bakalım. Bu laboratuvarın artık Johnny ve Dookie giremez adında yeni bir güvenlik sistemi var. Pekala. Oyun konsolunu kızların harika şifre kırıcı bilgisayarına bağlayıp şifreleme düğmesine basacağız ve tatam! Hile kodları önümüze serilecek. Ama en önemlisi sakın yere değme. Nesne dönüştürücü. Dönüştürüyor. Ama bu bir şifre kırma sesi değil. Bu dönüştürme sesi. Pataküte Porsuk canlandı.
Harika. Evet. Fakültedekiler görsün bakalım dünyanın ilk canlanan salyangozunu. Hay. Evet. Hoş geldin. Şu anda bir video oyununda değil, gerçek dünyada ve insanların arasındasın. Sakın bir şey kırma ve asla yere basma. Yoksa ciddi şekilde canımız yanar, haberin olsun. Dilimizi bildiğinden pek emin olamadım. Johnny! Sizin gibi çocuklara güvenilmeyeceğini biliyordum. Şimdi sizden plazmanızı ve Johnny'den de video oyununu geri alıyoruz. Aa, bakın sihirli baloncuklar düğmesi. Sihirli baloncuklar. 5 dakika daha. Sadece hile şifrelerini istemişti, bu kadar. Bizim nesne dönüştürücümüzü kullandın ve oyun karakterini mi canlandırdın yani Johnny? Ne kadar da dahiyiz. Alo, onu nasıl durduracağımızı bilmiyoruz. Annemin porselenleri ne yaptığını sanıyor öyle. Daha çok puan, fazladan can ve de yeni silahlar arıyor. Ve sanırım bir tane daha buldu. Alevli tostlar. Artık yeter başınız dertte. Gürültü için çok özür dileriz. Sizin için kahvenin yanına güzel atıştırmalıklar hazırlamak istedik. Lüksi kurabiye de. 5 dakika daha. Bunun onu durduracağından emin misin? Kesinlikle. Nesne dönüştürücüyü başlatalım. Dönüşüyor. Porsukner. Beni asla yenemezsin. Porsuk. İşe yarıyor. Niçin sen? Evet, başardık. Pataküte oyun dünyasına geri döndü artık. Tamam, peki şimdi bu maskaradan nasıl kurtulacağız? Bunu hiç düşünmedim işte. Ve artık oyunu kazanma zamanı geldi. Affedersiniz, kaçıncı seviyedeyim ben? Teknoköy seviyesi. Teknoköy seviyesi. Bak, bunun olacağını da düşünmemiştim. Neler oluyor orada? Bir şey saklıyorsunuz. Bu ev tertemiz olacak. Ama sinema ve patlamış mısır zamanı. Hayır, çıkmak istiyorum. Artık vuruşmaya başladım. Siz ninjalar maymunlara bayılırsınız. Hızlı McCool filmi. Bu garip seviyenin halkı. Doktor Batak Bey'ine itaat edin. Oyun bitti. Herkes... Neydi o kelime? G ile başlıyordu. Geri çekilmek. Geri çekilin. Geri çekilin. Hepinizi ben yöneteceğim. Kimse beni durduramaz. Kimse. Ay, ne kadar yüksekten attın. Tamam, işte planım. Susan ve Mary dahi oldukları için ne yapacağımızı onlar söylesin. Tamam. Bu şapşal oyun nasıl oynanıyor? Bacaklarını yok etmek için hassas noktalarına sıçrama, atlama, dönme, patlama ve yıkma gibi hareketler yapıyorsun. Ve böylece yere düşüyor, tamam mı? İşte böyle. Ve sonra da kendi patlıyor. Ve sen de kazanmış oluyorsun. Bu kadar mı? O kadar da kolay değil aslında. Çünkü oyun sana sadece 3 can veriyor. Evet, ama bu sefer 4 canın olacak. Bazen kibar bir Amiş ailesi tarafından alınsam nasıl olurdu diye düşünüyorum. Hadi şu bataklık gülünü solduralım. Evet, size bağlı kalacağımıza yemin ediyoruz ve artık bu şehrin adı Doktor Batak Bey'in olacak. O kadar da değil Sulu Bey'in. Artık oyun dünyana dönmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Hadi gidelim. Evet, evet. Bakın, şu zıplayan çılgın çocuklar bataklık bozuntusunu yeniyor. Döner kemer, ileri! Bir bacağı daha gitti. Kaldı iki.
kim acaba? Şimdi bataklık bombalarımla tanışın bakalım. Yaylı ayakkabılar, ileri! Hayır, olamaz! Kazanamazsınız! Kazanamazsınız! Evet, oyunu biz kazandık! Ve çok da eğlenceliydi. Şehrimizi bu kötü yaratıktan kurtardığınız için... ...ayrıca nereden geldiğini de kimse bilmiyor. Hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. Teknoköy'ün anahtarını size takdim ediyorum. Lütfen kabul edin. Ve her neredeyseler eminim anne ve babanız sizinle gurur duyuyor. Anne baba! Konuşmakta zorlanıyoruz. Ve göremiyoruz. Yukarı çıkalım ve bedenlerinizin doğal yağ üreticilerinin derinizi normale dönüştürmesini bekleyelim. Ve biz de aşağıda kalıp evi toplayacağız, tamam? Ne kadar iyi çocuklarsınız. Size artık daha fazla güvenmeliyiz. Evet, güvenmelisiniz. Ara ol Johnny. Bu iğrenç koku da ne? Bu gübre Johnny. Güllerime destek olması için aldım. Çiçek yarışmasına katıldım. Birinciye parıldayan kurdele verilecek. Bu pis kokulu şeye gerçekten para vermedin değil mi baba? Hayır. Evet ama faydası da olmuyor ve jüri 5 saat içinde gelecek. Belki de onlara bağırmalısın. Bitkiler karbondioksit ister. Nefesinde fazlasıyla olduğuna eminim. Orada öyle boynu bükük durmayın. Dik durun, büyüyün ve güzelleşin. Teşekkür ederim Johnny. Teşekkür ederim Johnny mi? Çiçeğini kurtardın ve muhtemelen yarışmayı da kazanacaksın. Bunun karşılığı sadece bir teşekkür ederim mi? Diğer babalar gibi sen de biraz para veremez misin yani? Ama şeker için harcama sakın. Şeker! Karar veremediniz mi? Doktor bal arısının ballı gofretlerinden alın. Doğal ve sağlıklıdır. O şeker değil ki. Zaten sağlıklı olsa şeker olmazdı değil mi? Evet, haklısın. Bu berbat şeyi satamıyorum. Çikolatalı, şekerli, fındıklı gofret alın. İçinde çikolata, fındık ve nugat var. Bu arada nugat ne demek ki? Kimin umrunda? Ye! Tamam. Arılar şekerimi aldılar. Şekerlerimin hepsini çalmışlar. Sadece şu ballı gofretleri bırakmışlar. Neler oluyor? İşte karşınızda ben arıcı. Ve sağlıksız şeker yeme alışkanlığından vazgeçme zamanı geldi. Bunu yaptığınızı görmek için buraya geldim. Hepiniz arılarım sayesinde daha sağlıklı ve enerjik olacaksınız. Duydunuz mu? Arı. Gelin arılar. Teknoköy arı vızıltısı altında. Arıcı ve onun tatlı çalan hırsız arıları şehrin tüm şekerli ürünlerini alıp götürdü. Ancak daha sağlıklı beslenmemizi isteyen bu işin korkunç fikir babası kimdir? Daha fazlası sponsorun reklamlarından sonra. Lezzetli, besleyici gelir kovanda. Benim kat kat ballı gofretim. Doğanın katkısız şekerlemesi. Ye bir tane. Ben doğal olmayan ve benim için zararlı katkılı şeker istiyorum. Ve alacaksın da. Tatkale'ye gitmekte olan şeker dolu bir kamyonun elektronik yön bulma sistemine girdim. Ve onu bizim evimize doğru yönlendirdim Johnny. Hadi bakalım aracı. Sen Johnny'yi, Dookie'yi ve onların şeker aşkını asla durduramazsın. Haddini bil. Nereden biliyorsun? Durdurabilir. Bu daha başlangıç. Ne yediğine dikkat etmen gerek. Arılı ya da arısız. Tamam anladık. Laf. Bana mı? Arılanın.
Arıcının şehrin tüm şekerlerini çalması sonucunda süper gizli devlet ajanları göreve çağrıldı ve bu şeker hırsızlığıyla ilgili görüşlerini bildirdi. Biz bu tehlikeli durumu ortadan kaldırmaya çalışırken en önemli şey halkımızın soğukkanlılığını korumasıdır. Dikkat et, çok sıcak. Siz ne yapıyorsunuz burada? Soğukkanlılığımızı koruyoruz. Belki de gerçekten şu arıcıya teşekkür etmeliyiz. Belki artık çocukların midesi sağlıklı ürünlerle dolar. Ve arılar geri dönüyor. Arıcıyı durdurmamız gerekiyor. Üzgünüm ama masum arılara zarar veremeyiz. Onlar doğanın bir mucizesidir. Dünyadaki bütün çiçeklere polen taşır ve büyümelerine yardımcı olur. Tabii babamızın bağırması kadar etkili olamaz. Ben yarışmayı kazanmaya çalışırken siz bütün gün güneş altında yan gelip yatıyorsunuz. Ayrıca biz şeker yemeden de yaşarız. Ama nasıl? İmkanı yok. Zayıf düşerim. Yaşamam için şekere ihtiyacım var. Çikolatalı dondurmalarla tanışın. Ve şeker kaplı mısır gevrekleri. Ve pastalar. Saldırın. Nam 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 nam. Ve böylece Teknoköy'deki çocuklar hasret kaldıkları şeker yerine pasta yemekten çok memnun doğrusu. Teknoköy'ün çocukları! Pasta ve diğer şekerli ürünleri yiyerek kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz ha? Yakında hepiniz sağlıklı besleneceksiniz. Çünkü gelmiş geçmiş en büyük arı sürüsünü sağlıyorum. Ve Teknoköy'deki şekerli şeylerin hepsini yok edeceğim. Aman tanrım, arı demedim. Ve şimdi söz sponsorumuzda. Ben Doktor Bal Arısı. Şekerli ürünlerimizin arılar tarafından çalınması sonucu yaşanan zor günlerimizi ballı gofretlerimi tadarak atlatabiliriz. Doğal şekerdir ve sağlıklıdır. Deneyin, lütfen. Kimse benim ballı gofretlerimden denemedi. Bu iğrenç şeyleri asla denemem. Hiç kimse pastalarımı benden alamaz. Bu arıcıyı ve arı sürüsünü durdurmamız gerekiyor. Doğru laboratuvara. Mekanik arı raketi saniyede 1000'in üzerinde şaplak atabilir. Ve bizi arı ordusundan tamamen kurtarır. Tatlı. Arı savar planınız berbat. Hey, bilimsel araştırmaların %90'ı deneme yanılmadır. Fakat daha iyi bir planımız var. Korkunç bir arı sürüsü. Kaçın! Evet Teknoköy halkı. Arılardan korkun. Arılardan çok korkun. Bu kez arı demeyi unutmadım. Kraliçe arı mı? Kral olamaz mıyım? Arılara göre arıcı yapay kraliçeleri rolünde ama gerçek kraliçe arı gibi giyinip aralarına karışırsan... Ve arıların seni kabul etmesini sağlarsan o zaman liderleri sen olabilirsin. Ve onlara istediğin her şeyi yaptırabilirsin. Örneğin onları arıcıyı yok etme planımızın ikinci aşamasına geçirebilirsin. Ama ben uçamam ki. Uçabiliyorum. Tamam. Ya arılar beni izlemez ve anneleri yerine koymazlarsa o zaman ne olacak? Beni sokarak tanınmaz hale getirirler. Ve her yeri şişeceği için yıllarca yatarsın. Bu almak zorunda olduğum bir risk. Geliyorlar, yükseklere kaçın. Yardım edin imdat. Johnny'nin arı olma zamanı geldi. Onlara beni kimsenin durduramayacağını söylemiştim. Daha yaşayacak yılları vardı, yazık. Evet, planının ikinci aşaması neydi canım? Yürü bir dakikaya kadar geliyor ve nihayet güzel göründünüz hepiniz, evet. Olamaz. Jüri. Kaybettin. Gökyüzündeki şey de ne öyle? Onu izleyemezler.
Arıların lideri ben olmalıyım. Artık bu bal aracının çiçek doğumu deposu olma sırası geldi işte. Bal aracıma ne yaptınız? Aracın şimdi arılar için bir cazibe merkezi oldu. Arı kraliçe Johnny konuşuyor. Hedef görüş açımda. İleri! Hayır, ben sizin liderinizim. Bana iyi davranın lütfen. Tohumlama zamanı. Oh, bu çok kötü. Canı yanacak. Bal aracım mahvoldu ve tüm arılarım kaçtı. Ve sen de gidiyorsun arıcı hem de hapse. Ya da ismini mi söylemeli? Doktor Bal Arısı. Bu berbat ballı gofretleri başka nasıl satabilirdin, öyle değil mi? Ama onlar iyi ve doğal şekerliydi. Şu arı kostümlü alev kafalı çocuk, bu kızlar ve de kıllı çocuk olmasaydı hepsini satıp gitmiş olabilirdim. Çekin ellerinizi üzerimden. Yok, hayır, bırakın gideyim, bırakın. Bırakın beni, ben Doktor Bal Arısıyım. Ve bizim için sağlıklı olduğu düşünülen, çikolatalı olmayan bu lüzumsuz doğal gofretler için yaşandı bunlar. Aslında fena değilmiş. Gerçekten lezzetli. Bu güzelmiş, değil mi çocuklar? Nasıl bilebilirdik ki? Ama güzellermiş. Güzel. Güzel.